Snap konusunun devam dersi olan bu derste, şurada altta gördüğünüz maddeleri işleyeceğiz. Yani vertex, düğüm noktalarının kenetlenmesiyle ilgili konular. Edge, yani kenarların kenetlenmesiyle ilgili. Face, yüzey, yüzeylerin kenetlenmesi. Volume, ee, yani öz Türkçesi oylum, ses benzerliği çok enteresan. Yani hacimlerin, volume dediğim hacimlerin, merkez noktalarının kenetlenmesiyle ilgili konuları işleyeceğiz. Buna ek olarak işte edge center, edge perpendicular gibi konular var. Onları işleyeceğiz. Bunların tamamının tek bir derse sığması pek mümkün görünmüyor. Sığarsa ne hala? Ama sığmazsa devamın devamı ders çekeriz. Ve böylece snap'i bütün olarak kavramış oluruz. Şimdi başlayalım o zaman. Şimdi önceki derste ...Snap'e girişte anlatmama yardımcı olması için 3D kursörü kullanmıştım. Şöyle Shift'e basarak, sağ tuşa bastığım zaman 3D kursörü istediğim yere götürebiliyordum. Bunu yaparken de... ...Snap'i ve Increment'i, Grid, Snap'i açtığım zaman oralara kenetleniyordu. Snap'i açmadığım durumda... Yani Snap'i açtığım zaman tamam Snap ile ilgili alt seçenekler çalışıyor ama Snap'i açmadan, Snap aktif değilken geçici olarak Snap yapabildiğim durumlar var. Bunların en basiti, ya yani oradan başlayacağız derse, bunların en basiti Shift ile boşlukta herhangi bir yere tıkladığımda bir yere gidiyor. 3D kursörde ile ilgili derslerde onun ne olduğunu göreceğiz. Ama bir objeye denk geliyorsa Shift'e basılı. Bu da bir tür Snap çünkü gitti o yüzeyin tam işaretlediğim yerdeki kısmına saplandı. Bakın gönderme izahım buydu ve yüzeyde artık o. Bu da bir tür snap. Shift'e basarak böylece yüzeylere snap yapmasını, 3D kursörün snap yapmasını sağlayabiliyoruz. Bir adım daha ilerlediğimizde yine snap'e basmadan o gridlere kenetlenme işini de geçici olarak snap bir aktif hale geçirmeden daha doğrusu geçici olarak aktif hale ...geçirmemiz mümkün. Şu küp bu işleri anlatmaya başlamak için biraz fazla karmaşık bir üç boyutlu... ...obje, o yüzden X'e basıp seçiliyken Delete sildim. Shift A ile Mesh'den Plane, bir tane Plane attım. Bu yüzeyin ortasında turuncu bir nokta var. Bakın, 3D Crusher'ı şuraya bir yer aldığım zaman buradaki turuncu noktayı görüyorsunuz. Şöyle biraz uzaklaşıp her şeyin görünmesi için, daha net anlaşılması için. Bu turuncu nokta merkez noktası, Center Point. Tabla edit moda girdiğiniz zaman köşe noktaları ve kenarları ve yüzeyi görünüyor. O hala duruyor orada. Onun yerini değiştirebiliyoruz. Ee, Snap'ı anlatırken ilk başta kolaylıkla e, Center üzerinden anlatacağım. Şimdi Shift S kursör to World World Origin deyip e, 3D kursörü, 3 boyutlu kursörü buraya getirdim. Şimdi ne yapacağım? Yukarıdan bakayım. Ve daha önceki derstekine benzer şekilde. E, bu sefer 3D kursör değil de bu kareyi yukarıdan baktığım x, y, x sağa, y yukarıya, z bana doğru bakıyor şu anda. E, bu kareyi 3 boyutlu uzayda gezdireyim. Bunun için kullanacağım komut aslında şuradaki e, Blender Kısak İstemalleri derslerini hatırlarsanız buradan da yapabilirim ama e, kısa yollarla yapacağım. Dilerseniz o derslerde öğrendiğiniz şekilde oradan devam edebilirsiniz. Ama ben G'ye yani Move'un G'sine basacağım. Şimdi normalde Rotate Hareketin R'si, scale'in S'si. Yani rotasyon, döndürme, scale, ölçekleme, skala. S'si baş harflerini kullanıyoruz ama mu da G kullanıyoruz. Grab yani yakalama, bir şeyi şöyle kavrama, kavrayıp sürükleme anlamında olan grab'in G'si. Bunun hikayesi çok uzun. Neden mu, M'si değil o başka bir yerde kullanılıyor. Neden G? ile çok kullandığımız mu yapıyoruz. O biraz daha sol tarafta. Sol elimizle klavyeyi kullanırken daha böyle parmağımıza yakın olduğunu tahmin ediyorum. 25 yıl önce böyle belirlenmiş. G'ye bastığım zaman bakın G orada çıktı. Çünkü ben G'ye bastım. Ee, ve mouse'u bu şekilde hareket ettirdiğimde başka hiçbir tuşa basmadan gördüğünüz gibi orada ekrandaki mouse'da hiçbir tuşa basılmıyor. Sadece mouse hareket ettiriliyor. Bu e, plane objesi iki boyutlu kare uzayda geziyor. Ben bunun buradaki grid noktalarına yani ızgara noktalarına milimetrik kağıt gibi ya oraya kenetlenmesini istiyorsam şeyi öğrenmiştim zaten. Snap'i aktif hale getirip nasıl çalıştırıyorum ama kontrol tuşuna basarsam şu anda basılı. Bakın biraz daha sekmeli hareket ediyor gibi. Daha net anlayabilmem için biraz uzaklaşırsam escape çıkmak zorundayım. Ee, çıktım. Biraz uzaklaştım, o minik kareler yok oldu ya, o çok önemli bakın. Tekrar G'ye bastım, yine serbest hareket ettiriyorum. Kontrole bastım, bakın direkt olarak orta noktası... ...grid e, noktalarına kenetleniyor. O turuncu nokta var ya, oralara kenetleniyor. Kontrolü bıraktım, yine serbest geziyor. Bu, şimdi escape ile çıkacağım. Bir şey yapmamış oldum böylece. E, döndürme işlemi için de geçerli. Ama açıları ve lokasyonları görebilmek için N tuşuna, tuşuna basıp... Yandaki paneli açtım. Buradan item seçili. Şimdi tool, view, skin cast var benim. Alt sekmeler var. Item. Ne işte şey demek. Ne demek? Kalem. Yani buradaki obje anlamına geliyor artık. Seçili olan objenin lokasyonları. Burada gördüğünüz x, y, z lokasyonu. Yani bulunduğu koordinatları şu anda hepsi sıfır. Rotasyonları, dön açıları yani eksenlere göre açıları. Ve scale. Eksenlere göre ölçekleri. Şu anda bir. Çünkü çarpandır o kat sayı. Büyütüyorsanız birden büyük sayılar küçültüyorsanız birden küçük sayılar oluyor 0.98 gibi. Şimdi yapalım. Rotate yapacağım. R'ye bastım. Bunu döndürmeye başladım. Gördüğünüz gibi Z serbest diyebileceğiniz bu şekilde değişiyor. Şimdi kontrole bastığımda demek ki gibi beşer derecelik artımlar halinde dönüyor. Böylece tam 90 derece de çevirebiliyorum. İstersem şöyle 45 derece de yapabiliyorum. Ee, peki scale'de durum ne? S'ye bastığım zaman büyüyor, küçülüyor. Kontrole bastığım zaman o da onda birlik olarak büyük küçülüyor. En hızlı kullandığım ve modelleme sırasında sıkça başvurduğum yöntem bu. Kontrol tuşu. Aynısını artık buraya bastığım zaman ...ee mesela greple hareket ettirdiğin zaman işte o miniklere kenetleniyor. Çıktım. Çünkü şeyler yok olsun istiyorum. Şu an minikler yok oldu. Hangisi varsa o oraya kenetleniyor. Tekrar greve bastım. Evet deminki gibi. Artık kontrole basmıyorum. Kontrol bası değil ama mıknatıs snap aktif. Ee, bu şekilde. Rotate için aynı değil. <laughs> Çünkü bakın evet bir adım daha ilerliyoruz. Ee, şurada altta mu için geçerli olsun şu increment. Rotate içinde geçerli olsun. Scale için geçerli olsun diye seçmeniz lazım oraları. Şimdi olur artık. Rotate içinde artık geçerli. Bakın. Buradaki açılara da bakarsanız 45 derece. Şuradaki açılar değişiyor. Beşer beşer. Scale içinde aynı şekilde geçerli artık. Böylece yani hangi transformasyonda yani dönüşümde geçerli olması istediğinizi buradan belirliyorsunuz. Burası hepsi için geçerli. Increment'te bir de absolute grid snap vardı. Onu görmüştük zaten. Ee, eğer bu kapalıyken herhangi boşlukta bir yerdeyse şöyle ondalıklı bir koordinat varsa bunu açtığımız zaman grep'le gördüğünüz gibi ondalık kısmı şöyle biraz daha uzaklaşayım. Onda bir kısmı görünmesin. Grep'le tam sayı kısmı hareket ediyor. Yine aynı şekilde şuradan Absolute Grid snap'i bir ders önce gördüğüm Absolute Grid Snap dediğim zaman orta noktası. Şöyle... Ee, ...Wireframe moduna geçelim. E, o zaman daha iyi anlayabiliyoruz. Şöyle, bakın tam orta nokta şeylere geliyor, Grid noktalarına geliyor. E, bu, bu şekilde. Şimdi gelelim, ne olabilir sırada? Vertex. Vertex'e kenetlenme. Vertex'e kenetlenme için Closest, en yakın nokta diye bir şey var. Buraya ben şimdi bir tane küp atarak yapayım onu. Artık biraz daha yani bir adım daha ileri gideceğiz. Şuraya bir tane daha, bundan Shift D ile bir tane daha şuraya koydum. Closest'ın anlamı da şu. E, vertex moddayım yine. Closest. Bu objeyi seçtiğimde ve greple, bakalım her şey yolunda mı yaklaştığımda şimdi shift z ile şeye yaklaşayım. Şu e, merkez nokta turuncu noktaya yakın bir ikon oluştu ya şey, e, kursör şekli oluştu ya. İşte o kursör şekli diğer objenin vertexlerinden birine geldiği zaman en yakın nokta olarak oraya kenetleniyor. ne demek en yakın nokta? Şöyle. Biz işleme başladığımız anda şöyleyken mesela biraz sonra buraya yaklaşacaksak Buraya en yakın nokta hangisi ise, o işleme başlamadan önceki, e, o buraya kenetleniyor. Yani şöyle yapalım, bunu... E, ...grep biraz e, Z'de yukarıya doğru taşıdığım zaman... ...bakın bu biraz uzun detaylı bir şey oluyor ama önemli bir şey bu. Hmm, Closest'ın, en yakın e, anlamı o. Şimdi ben başladım, şu noktaya yap, e, yapıştırmak istiyorum, snap yapmak istiyorum, şu. En yakın nokta bu olduğu için şöyle bakıyorum. En yakın nokta o ok kenetlenecek. Grab dedim. Buraya o ok kenetlendi. Diğerler için de aynı şey geçerli. Burada ise bakın. Yok tamam hepsinde öyle. Bunu birazcık aşağı indireyim. Grab Z'de aşağı indireyim. Bu ders bayağı uzun olacağı benziyor snap konusu. Ee, şimdi bu nokta buraya daha yakın. Bu nokta buraya daha yakın gibi görünüyor. Eğer göz karımı biraz daha indirerek yapacağım onu. Şöyle. Şimdi şu beklentim şu. Ee, bunu vertex seçili burada ve closes seçili. Grab buraya yanaştırdığımda yukarıya gelirsem üstteki yakındı ya. Üstteki oraya kenetleniyor. Alta gelirsem alttaki buraya kenetleniyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir ama şöyle ...tutarsanız aklınızda zaten kullanırken el alışkanlığıyla bunu çok hızlı, rahat kullanabiliyorsunuz. Ee, köy, e, harekete başlamadan önceki e, hangi noktaya yakınsa o yaklaştığı nokta, o ona kenetleniyor. Yani buraya üstteki yakılmış, buraya alttaki yakılmış. Bu şekilde ama bana ne sağlıyor? Bakın. En güzel yanı küpleri çok hassas bir şekilde hizalamama sağlıyor. E, bu şeyleri kullanarak kontrol ile bunu geri alalım. Buradaki özellikleri iyi kavrarsak bunu çok güzel modellemede ölçülü düzgün bir modelleme yapmak için kullanıyoruz. Center merkez dediğimiz zaman artık o closet olayı bitti. Şu merkezdeki şöyle uzaklaşıp zoomla yaklaştığımda tekrar tanıyalım. Şu merkez noktası her objenin birer merkez noktası oluyor. Uzaydaki lokasyonu onunla tanımlıyor. Yani şurada gördüğünüz loke, lokasyonlar bu küp için o merkez noktanın lokasyonları ve daha sonra göreceğimiz modelleme derslerinde o merkez noktanın yerini de değiştirebiliyoruz. Normalde ilk oluşturulduğunda o noktalar e, ortalama koordinatları. Yani bir küpün sekiz tane köşe noktası var, onların ortası noktası. Ama değiştirebiliyoruz. Şimdi greple bunu hareket ettirdiğimde beklentim şu. Center noktasının tekrar hatırlayalım. Vertex seçili, center seçili... Bu ta, e, hedef obje bu, bunu götürüp şuna yanaştırdığım zaman merkez noktası bu köşelere yanaşıyor. Şuradan şeffafı açayım, biraz daha hassas görmüş olurum. Buralar yanaşıyor, şurada bir tane şey olsaydı ıı, mesela bir ıı, torus olsaydı, şöyle koyalım bunu, torusunda kendi içinde şöyle baktığın zaman bir sürü e, e, verteksi var. Bunu greple gezdirdiğimde şöyle bakın onların hepsine tek tek kenetlenebiliyor. Hangisine en yakınsa artık hangisinin üzerine geldiysem daha doğrusu merkezi oraya kenetliyor. Bunu silelim. Merkez bu kadar sade, basit. En az kafa karıştırıcı olan o. Medyan için baktığımızda greple buraya geldiğimizde bir şey anlaşılmıyor. Yine merkez. Onun anlamı şu. Şundan eğer iki tane olursa ve ikisini birden seçersen, iki tane küpüm var. İşte bunun medyan noktası bu iki koordinat noktası, iki nokta, iki merkez noktanın ortası. Grab'le buraya geldiğimde bakın, o iki noktanın ortası, iki objenin merkezinin ortası oluyor. Ee, şöyle aktive de bakalım, aktif obje. Şimdi birden fazla obje olsun, Shift D dört tane obje olsun şöyle ve bunların hepsi seçili olsun. Son seçili olan sarı olan, yani bunlar turuncu, bu da sarı diyelim. Aktif bu grubun patronu o aktif hangisini en son tıklarsam e, o aktif oluyor. Şöyle yapalım bu olsun greple bunu getirip bu köşelere de gezdirdiğim zaman artık şuradan aktif seçili olduğu için onun. Bakın tam o köşeye geldiğim zaman onun merkezini oraya getiriyor mesela aktif şu olsun greple ge geldiğin zaman işte onun merkezi. Yani aktif objenin merkez oraya kenetlenecek şekilde olsun. Şimdi çeşitli türoriallarda e, bu konu anlatımında yani özellikle bu Snap konusu anlatımında bazı karışıklar olduğu ifade ediliyor. Ya diyor ben burayı tam bilmiyorum biliyorsanız yazın. Benim de olabilir. Eğer sizin de benim yanlış olduğunu tespit ettiğiniz eksik olduğunu tespit ettiğiniz bir yer varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. E, genellikle şuradan kaynaklanıyor. Bunu aklınızda tutmanızda fayda var. E, buradaki Snap'in, biraz sonra daha da bu derse sığmadı, 15 dakika dakikayı yemişiz zaten. Ee, de demek ki ikinci, hatta üçüncü Snap dersi bile olacak. Daha fazla ilerleyemedik henüz. Kavramak açısından ama biraz buralara yavaş gitmek e önemli. Ee, buradaki her bir alt özelliğin, alt alt özelliklerini seçtiğimizde... ...değişik senaryolarda, ne demek değişik senaryolar? Edit mod ya da obje moddaki kullanımı. Çoklu seçim, tekli seçim. E, deki kombinasyonlarda, bunların oluşturduğu farklı senaryolarda e, nasıl çalıştığı daha iyi anlaşılabiliyor. Yani hep aynı, işte bir iki tane küple bunların hepsini test etmeye çalıştığınız zaman e, bazılarının aynı gibi davrandığını göreceksiniz. E, o yüzden e, böyle uzatıyorum biraz ama e, bunun önemli olduğunu fark ettim bu dersi çekmek için birçok tutorial'ı tekrar seyrettim. Dokümantasyonlara baktım. Bu sorunla birçok yerde CG Cookies dahil bazı yerlerin eksik olduğunu gördüm. Tamamlayabildiğim kadar tamamladım. Bu dersi şununla bitireyim. Buradaki Median ve aktif obje bazında böyle. Eğer şeye geçersem, edit moda geçersem bir tanesini seçtim. Tabla edit moda geçtim. Artık mesela Medyana bakalım. İki tanesini seçtim. Ee, ve medyanı seçtim. Ee, grab'le pardon. Tabii. Ee, artık sadece bu iki tanesini e, hareket ettirebiliyorum ya. Eee modelleme de çok kullanacağım bunu. Grab'le bunu buraya yaklaştırdığım zaman bakın iki noktanın ortası. Artık vert şey edit modda e, burada söz konusu olan e, şey median e, seçili vertexlerin eğer Edge seçildiyse Edge'lerin, Face seçildiyse Face'lerin medyanı, hangi moddaysan. Yani Obje modda farklı, Edit modda farklı, Edit modda Face select mi, Edge select mi yoksa Vertex select mi olduğuna göre farklı davrandığını göreceksiniz. Bunların nasıl olduğunu kavrarsanız da çok rahat, çok güzel ölçülü modelleme yaparsınız. Bir de aktive bakalım, Active'i de aynı şekilde bakın şöyle yaklaştığınızda... Bunların renklerinden de bunun daha açık renk olduğunu görüyorsunuz. Şöyle seçmeye devam edelim. Son seçtiğim yine açık renk. İşte onda da bir aktif obje, yani seçilmiş olan e, Vertex'lerin patronu yine o. Ve benim burada da eğer aktif seçiliyse, Grab'le bunu bir yerlere götürdüğüm zaman... ...bakın o aktif olan, e, şu anda Vertex e, Snap modundayım ve aktif seçili ve Edit moddayım. Ve şeyler seçili, Vertex'ler seçili, onların aktif olanı, beyaz olanı oraya snap yapacak şekilde çalışıyor şey program. Şimdi evet ...ön öngördüğüm 15 ile 20 dakika arası bu dersler için şimdilik 17-18 dakika olmuş. bitmedi ama bu bu derste anlattığım kavramsal özellikleri artık hızlı bir şekilde değerlerine uygulayabileceğiz. o yüzden üçüncü <laughs> tam devam dersinde buluşalım.